Premiere Pro eğitim setinin ikinci videosuna herkese merhaba. Önceki dersimizde programı nasıl açabileceğimiz, yeni bir proje nasıl yeni bir proje oluşturabileceğimizi ve kabaca panelleri tanımıştık. Bugün ki dersimizde ise e, import penceresini daha çok import penceresine yoğunlaşacağız. Aşama aşama bütün panelleri göreceğiz. Bugün import penceresi başlangıç olarak bizim için önemli bir panel. Bir video montajlarken kullandığımız bütün materyalleri, görüntü, video, ses, fotoğraf gibi bütün kaynak dosyaları biz import penceresine aktarıyoruz. Buradan erişim sağlıyoruz. Bir videoyu import ederken buradan 3-4 farklı yöntemi var. Hepsinden bahsedeceğim. Bunlardan ilki file panelinden şöyle import diyerek bir görüntü import edebiliriz. Bu bizim birinci yöntemimiz. İkinci yöntem ise import penceresine gelip şöyle import penceresini seçip herhangi bir videoyu buraya import edebiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise Media Browse'dan şöyle videoyu kaydettiğimiz görüntüye klasöre ulaşıp şöyle videomuza erişim sağlayabiliriz. Burada 3-4 farklı yöntem ve daha kısa yollar olduğu için ben Media Browse panelini bu şekilde bu yüzden kullanmıyorum. Dolayısıyla kapatıyorum. Info'da ise kullandığımız kaynak dosyanın biz özelliklerine erişim sağlıyoruz. Örneğin şunu import edelim şöyle. Ve bunu seçip şöyle info'dan özelliklerine erişim sağlayabiliriz. Bunun başka bir yöntemi de var. Videomuza gelip sağ tıklayıp properties şöyle evet. Bunu seçip buradan videonun daha detaylı özelliklerine erişim sağlayabiliriz. Bilgisayarda hangi klasörde olduğunu e, görüntünün boyutunu, dosyanın boyutunu, görüntünün özelliklerini, kaç karede çekildiğini, ses özelliklerini vesaire. Dolayısıyla ben infoyu da bu, şekilde, bu yüzden kullanmıyorum. Bunu da kapatıyorum. Marka ilerleyen aşamalarda tekrar geleceğim. Şu an için çok fazla kafa karışıklığı olmaması adına, olmaması adına bunu geçiyorum. History'de ise yapmış olduğumuz işlemleri biz görüntülüyoruz. Daha önce bu projede ne işlem yaptıysak historide buna erişim sağlayabiliriz. Dolayısıyla bizim için çok önemli değil. Bunu da kapatıyorum. Peki kapatmış olduğumuz dosyalara tekrar panellere erişim sağlayamaz mıyız? Windows panelinden istediğimiz herhangi bir panele erişim sağlayabiliriz. Örneğin biz infoyu kapatmıştık. Infoyu tekrar açmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi info penceresi yine açıldı. Şöyle aynı işleviyle yine açıldı. Bunu da kapatıyoruz ve bu şekilde biz bu programı kullanmak istiyoruz. Aynı şekilde medya data da var burada. Kullanmış olduğumuz görüntünün özelliklerini. Dolayısıyla bunu da kapatıyoruz. Audio, audio mixer bizim için kullanmış olduğumuz görüntünün ses ayarlarını yapabilmek adına şöyle buradan erişim sağlıyoruz. Ve burada da bu şekilde buradan program paneli proje paneli ve efekt. Burada ise ön izleme penceresinde ise görüntüyü izleyebilmek adına istediğim herhangi bir yeri seçip istediğim herhangi bir yeri seçip şöyle buraya aktarıp ve buna efekt uyguladım efektleri buradan e, özelleştirebilmek adına seçiyorum kullanıyorum dolayısıyla ben bu panelleri kullanıyorum örneğin biz bu paneli bu şekilde kaydetmek istiyoruz İlk açtığımızda bize bu panel karşımıza çıksın istiyoruz bunu kaydedebiliriz window panelinden workspace yani çalışma alanı buradan save as new workspace dediğimiz zaman buraya biz bir isim girerek e, bu paneli kaydedebiliriz. Ben bunu zaten kaydetmiştim. Kendi çalışma alanımı bu şekilde. Bu şekilde biz bunu kaydedebiliriz. Veya şöyle editing paneline gelip yapmış olduğumuz bütün işlemleri e, tekrar geri çağırabilmek adına yani proje panelini ilk giriş aşamasına getirebilmek adına yeniliyor. Resetle, resetlemek için yine workspace'ten şuradan reset to save load dediğimiz zaman bütün projeyi ilk açıldığı hale getirebiliyoruz. Bu şekilde özelleştirdiğim için ve bu şekilde kullandığım için bundan sonraki çalışmalarımı bu şekilde bu panelden devam edeceğim. Peki diğer paneller ne işe yarıyor? Örneğin color paneli bir renk yaparken biz bu paneli kullanıyoruz veya sesle ilgili bir işlem yaptığımız zaman veya bir grafik bir yazı yazmak istediğimiz zaman bu panelleri kullanıyoruz. Peki bunlara biz sadece yerleri farklı. Şöyle gördüğünüz gibi örneğin burada araçlar paneli bir üste taşındı. Edit panelinde ise hemen şu arada. Yani mantıken baktığımız zaman aslında bütün işlemler aynı. Sadece panellerin yerleri farklı. Peki biz buradayken örneğin bir renk yapmak istediğimiz zaman bu panelden erişim sağlayamaz mıyız? Tabii ki sağlayabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Paneldeyken Windows'a gelip şuradan Workspace'den düzeltiyorum. Lumetri Color'dan bizim renk panelimizi buraya çağırabiliriz tekrar kapatmak istediğimiz zaman üç çizgiye tıklayıp close panel deyip bu paneli kapatabiliriz. Bu şekilde bizim e, info düzeltiyorum import panelimizi bu şekilde kullanıyoruz ve çalışma alanımızı bu şekilde özelleştirebiliriz. Şimdi import penceresi ile ilgili burada biz çalışma yöntemimizi belirleyebiliriz. İkon görünüm olsun istiyorsak bu şekilde veya liste halinde olsun istiyorsak bu şekilde kullanabiliriz. Buradan büyütüp küçültebiliriz. Ee, buradan projemizi düzeltiyorum. Videoyu bulabiliriz. Ee, istediğimiz herhangi bir videoyu. Buradan yeni bir klasör oluşturup, yeni bir klasör oluşturup buna isim verip örneğin birinci sahne, bir, birinci sahne diyelim biz buna. İsim verip bunun amacı yani şöyle bir kolaylık sağlıyor bize. Örneğin biz bir kısa film montajlıyoruz veya belgesel. Birçok görüntü ve birçok sahne var. Buradan videolarımızı sahne sahne eğer biz buraya atarsak import penceremiz daha sade ve daha anlaşılır olur. Mesela şuraya biz bir video import edelim şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi burada çok fazla video var. 8 tane olmasına rağmen gördüğünüz gibi baya karışık bir durumda. Örneğin bunları biz birinci sahne çektiğimizi varsayarsak şöyle birinci sahneye alıyoruz. Yeni bir klasörde oluşturup buna da ikinci sahne dersek İkinci sahneye ait olan görüntülerimizi de şöyle alırsak eğer şu bizim sekansımız videolar gördüğünüz gibi bu şekilde ile gösterilir. Sekans ise burada bir timeline ufak bir tam timeline ikonu şeklinde zaman çizelgesi ikonu şeklinde görünür. Bunu değiştirmiyoruz. Bunları da ikinci sahneye atarsak gördüğünüz gibi import penceremiz daha anlaşılır, daha sade bir haliyle karşımıza çıktı. Dolayısıyla klasör oluşturmanın bizim için böyle bir avantajı var. Burada New Item'dan ise biz yeni bir sekans oluşturabiliriz veya Adjustment Layer oluşturabiliriz. Bunu çok kullanıyoruz. Black Video atabiliriz. Siyah video yani bir videoya bir siyah bir video bize gerekiyor. İşimize yarıyor. Bunu dışarıdan bulmak yerine buradan da bir siyah video atabiliriz. Veya Color Mate'den biz arka fonunu değiştirebiliriz. Şöyle programın arka fonu e, siyah bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biz buraya siyah bir yazı beyaz fonda bir siyah yazı yazabilmek adına şöyle Color Mate'e gelip OK edip arka fonumuzu şöyle seçip buraya atalım şöyle. İstersek uzatabiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi aslında e, siyah bir arka fon var ama Color Mate ile birlikte biz beyaz bir arka fon yaptık. Buradan e, siyah bir fonta yazı yazabiliriz. Bu da bu şekilde işimize yarıyor ColorMate. Burada da çöp kutusu var. İstemediğimiz herhangi bir görüntü buradan size çip silebiliriz. penceresi penceresiyle ilgili şu anlık söyleyebileceğimiz başka bir şey. Evet şu anlık import penceresiyle ilgili anlatabileceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki aşamada eğer atladığımız noktaları varsa ilerleyen süreçte birbirleriyle bağlantılı olan şeyleri tekrardan izah edeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize iyi bakın. Destek olmak adına abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.